27 Şubat 1926 yılında TBMM tarafından kabul edilen medeni kanun ile kadınların erkeklerle eşit düzeye gelmeleri sağlanmıştır. Kanunla yapılan bazı düzenlemeler şunlardır. Mirastan kadınla erkeğin eşit olarak yararlanması ilkesi getirildi. Boşanma halinde kadın ve çocukların hakları güvence altına alındı. Kadınlara her mesleğe girme hakkı tanındı. Evlenme işlemi devlet denetimine alınarak resmi nikah zorunlu oldu. Boşanma hakkı kadına da tanındı. Buna göre medeni kanun alanlarından hangilerinde cinsiyetler arası eşitlik sağlamıştır sosyal alanda eşitlik sağlamıştır çünkü kadınlara istediği mesleği seçebilme hakkı verilmiş ee, evlenme işleminde yine resmi nikah sorumluluğu boşanmak aslında sosyal alanda birçok hak tanınmış hukuk alanında haklar ise e, boşanma halinde kadın ve çocukların hakkının güvence altına alınması boşanma hakkı mirastan eşit pay alabilme hakkı gibi haklar hukuk alanında eşitliğin sağlandığının göstergesidir. Ekonomi alanında da eşitlik sağlanmış. Mirastan eşit pay almaları. Siyasi alanda haklar medeni kanunla sağlanmamıştır arkadaşlar. Medeni Kanun 1926'da kabul edilirken kadınlara siyasi haklar 1930 yılında verilmeye başlanmıştır. Belediye seçimlerinde daha sonra 33'te muhtarlık, 34'te de vekillik hakkı tanınacaktır. Eğitim alanında da tanınan herhangi bir eşitlik hakkı yoktur. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Verilen görsele göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Türk kadınına çağdaş bir görünüm kazandırılmak istenmiştir. Evet, Avrupa'yı bir tarzı olduğunu görebiliyoruz kadınların. Bu nedenle biri alırız. Sosyal hayatta Türk kadınına önem verilmeye çalışılmıştır. Evet çekilen fotoğrafta kadın erkek yan yana sosyal hayatta Türk kadına önemli. Kadınlara istedikleri mesleği seçme hakkı verilmiştir. Bu yorumu bu görsele göre yapamayız. Türk kadını siyasi yaşam içerisinde etkin olmaya başlamıştır. Kadınların mesleklerini bu resimden bilemeyeceğimiz için yine dördüncü maddeye de ulaşamayız. Cevabımız Bursa olur. Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM'de kabul edilen ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur. Kanunun getirdikleri şunlardır: Evlilikte resmi nikah zorunluluğu, kadınlara istedikleri mesleğe girebilme hakkı, mahkemelerde tanıklık yapabilme, miras ve boşanma konularında kadın erkek eşitliği, patrikanelerin din işleri dışındaki yetkileri nin kaldırılması. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Siyasi konularda ilgili haklara yer verilmemiştir. Doğru. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı medeni kanunda yoktur. Ekonomik alanda kadınlara çeşitli haklar verilmiştir. Doğru. Miras hakkı ekonomik alanda kadınlara verilen haklar arasındadır. Din ve devlet işleri kesin olarak birbirinden ayrılmıştır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması söz konusu değildir. Türk medeni kanununda sosyal haklar verilmiştir özellikle kadınlara. Toplumsal hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Efendiler, affedersiniz. Bir noktayı açıklamak için bir an duracağım. Efendiler dediğim zaman hanımefendiler ve beyefendiler demektir. Kolaylıkla kullanılması gereğiyle bayanlarla bayların hepsini ifade etmek için bu sesleniş şeklini uygun gördüm. Mustafa Kemal'e ait bu söze göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Kadın erkek eşitliğine vurgu yapılmıştır. Doğru. Siyasi hayatta kadınlara da yer verilmiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilip verilmediği şu metne göre yorumlanamaz. Toplumsal yaşamdaki birlikteliğe vurgu yapılma, yapılmaktadır. Yani evet kadın erkek eşitliğine vurgu yapılmaktadır. Sosyal devlet ilkesi doğrultusunda hareket edilmiştir. Evet sosyal devlet ilkesi kadın erkek eşitliğini öngörür. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Günay Haber Gazetesi Kadınlar el ele verdi kooperatif kurdu. Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir araya gelen 7 kadın girişimci tarım ve kalkınma kooperatifi kurdu. Elazığ'ın tek kadın kooperatifinde kadınlar ilçeye özgü leblebi, badem, dut gibi ürünleri pazarlayacak. Kadınlar ürünlerini kooperatif logosu ile satışa sunmayı planlıyor. Bu gazete haberi medeni kanun kapsamında değerlendirildiğinde yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Kadınların meslek edilmesi sağlanmıştır. Doğru. Türk kadını toplumsal yaşamda yer almıştır. Doğru. Ekonomik alanda kadınlara fırsat tanınmıştır. Hepsi de doğru. Bu nedenle cevabımız denizli olacak. Sabahat Hanım, Latife Hanım'ın davetlisi olarak gittikleri Uşak-i Uşakizade Köşkü'nde yaşananları şöyle anlatır. Latife Hanım'ın söylediği günde kararlaştırıldığı gibi Cemil ile köşke gittik. Yaver Muzaffer Bey bizi bekliyordu. Paşa'nın yazı odasına girdik. Pencereye yakın bir koltukta oturuyordu. Mustafa Kemal Paşa ile konuşmak kolay değildi. Cümlesine başlamadan içinizi okumak istiyormuş gibi üstünüzde duran kudretli bakışları her kelimeyi incelermiş gibi durduktan sonra ahenkli sesi karşısında insanın kendisine hakim olması ve rahat konuşması imkansızdı. Kapı açıldı. Latife Hanım içeri girdi. Sinemada gördüğü kadınların durumuna üzüldüğünü söyledi. Kadınları değiştirmek için konferanslar düzenlemesi, evleri dolaşarak onlarla yakından ilgilenilmesi gerektiğini belirtti. Ben çoktan harekete geçtiğimizi söyledim. Paşa birden söze girdi. Tutuculuğun kurbanı yalnız cahil olanlar değil. En iyi propaganda vasıtası olan tiyatronun kadın sanatkarları da yasaktan kurtulamıyor. Artistlerimiz film çevirdikleri halde sahnelere çıkartılamıyor. Yerlerini Türkçe şiveleri bozuk olanlara bırakmaya mecbur ediliyorlar dedi. Mustafa Kemal birden sustu. Sonra şöyle dedi. Müdürleriyle görüşüp kız öğrencilerin sahneye çıkmalarını söyleyeceğim. Bu görüşmeden bir iki hafta sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği bir emirle Türk kadınlarının sahneye çıkma yasağı kaldırılır. Bu yasağın kaldırılması Türk kadınları için İzmir'de atılan bir başka önemli adım olur. Bu anıya göre Mustafa Kemal, Türk kadını ile ilgili görüşlerinden hangilerini savunmuştur? 1. Kadınlar toplumsal hayata kazandırılmıştır. Doğru. 2. Sanat alanında kadınlara fırsat verilmelidir. Doğru. 3. Kadınlara mahkemelerde eşitlik sağlanmalıdır. Mahkemelerden bahsedilmemiş, tiyatrolardan, sinemalardan bahsedilmiş. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Hükümet memlekette kanunu egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla yükümlüdür. Bu nedenle adalet işi çok önemlidir. Adli siyasetimizde izlenecek amaç öncelikle halkı yormaksızın süratle, isabetle, emniyetle adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak toplumumuzun bütün dünya ile teması normal ve zorunludur. Bunun için adalet seviyemizi bütün medeni toplumların adalet seviyesi derecesinde bulundurmak zorunluluğundayız. Bu hususları tatmin için mevcut kanun ve kurullarımızı bu görüşle iyileştirmekte, canlandırmakta ve yenilemekteyiz ve buna devam edeceğiz. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre hukuk sistemi aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımalıdır? Adil, yani eşitlikçi ve çağdaş, yani bütün medeni toplumların adalet seviyesine yakın olmalı. Bu nedenle cevabımız adana olacak. Bir sosyal topluluk, bir millet, erkek ve kadın denilen iki tür insandan oluşur. Mümkün müdür ki kitlenin bir parçasını geliştirirken diğerini göz ardı edelim de kitlenin bütünü ilerleyebilmiş olsun. Mümkün müdür ki bir camianın yarısı topraklara zincirle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin. Mustafa Kemal'in bu sözünden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Toplumun gelişmesi kadın ve erkeğin birlikte ilerlemesiyle mümkündür. Yani eşitliğin sağlanmasıyla. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Medeni kanunun en önemli özelliği evlilik kurumunu devlet güvencesine almış olmasıdır. Bu ifadeye kanıt olarak medeni kanunun aşağıdaki maddelerinden hangisi gösterilebilir? Resmi nikah zorunlu hale getirilerek devlet güvencesi altına alınmıştır. Bu nedenle cevabımız Adana olacak. Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesinin yasaklanması, Kadınlara mahkeme şahitliğinde erkeklerle eşit olma hakkının tanınması, miras paylaşımının kadın ve erkek arasında adaletli yapılması, evlilik kurumunun devlet güvencesine alındığının bir kanıtı olamaz. Mustafa Kemal 1 Mart 1924'te yaptığı konuşmada yeni hukuk sisteminin gerekleri hakkında şunları söylemiştir. Mustafa Kemal bu konuşmasında yeni hukuk sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinmemiştir? Yeni hukuk sisteminin çağdaş olduğuna değinmiştir. Çünkü Medeni hukukta aile hukukunda yürüyeceğimiz yol ancak uygarlık yolu olacaktır. Yani gelişmişlik seviyesinde olunacağı, e, metinde belirtilmiş, çağdaş olunacağı, ilerlemeye açık olacağını da söyleyebiliriz. Çağdaş olan bir hukuk düzeni ilerlemeye açık demektir. İ İhtiyaçlara uygun olduğuysa şu cümlede bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak uygulamalarını şeklinde belirtilmiştir. Fakat eşitlikçi olduğuna değinilmemiştir. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak.